manevi alemdeki dengeler veyahut dengesizlikler maddi aleme tezahür eder. Ne demek bu? Yani manevi alemde şerler, günahlar, haramlar birikirse maddi alem olan dünya alemine nasıl tezahür eder? Felaketler olarak tezahür eder. Şimdi bu manada baktığında bizim maddi olarak yaşadığımız sıkıntıların asıl sebebi dünyanın mı içinde aranmalı maneviyatın mı içinde aranmalı? Tabii ki maneviyat. Yıllardır sorarlar değil mi? Şu maddi sıkıntılar nelerdir? Niye konuşmuyoruz diye? E yıllardır manevi sıkıntılar, yani bu işlerin asıl sebepleri hiç konuşulmuyorken daha demek ki maddi sıkıntıları konuşmaya sıra gelmemiş. Bizler o manevi alemin dengesini bozan asıl problemlerimizi, asıl sıkıntılarımızı bilirsek, kabul edersek, af istersek yani kusur bilmenin neticesinde affa müstehak olmuş olacağız. Musibetlerin ortadan kalkmasının matematiği çok basittir. Sonuç olan felaketler ve üzücü hadiselerin sebebi ortadan kalkarsa sonucu da ortadan kalkmış olur. Yani manevi bozukluklarımız olan sebepler ortadan kalkarsa maddi bozukluklar ve felaketler olan sonuçlar da biiznillah ortadan kalkacaktır. Bu manevi bozuklukların teraziyi bozan en ağır problemi dua. Dua edemememiz, duayı yanlış etmemiz, duanın matematiğini, amacını, illetini, gayesini, neticesini, nihayetini bilmememiz. Hatta ve hatta duanın esas keyfiyetini mahiyetini o kadar deforme etmişiz ki artık dua bile edemiyoruz. Artık huzura bile kabul edilmiyoruz. O zaman meseleyi en başlardan alalım. Biz neden dua edemiyoruz? Bizler çoğu zaman namazlardan kalkınca adetten bir şeyler söylüyoruz ama ne söylediğimizin inanın farkında değiliz. Bakın ben denedim. Buyurun sizler de samimi dostlarınızda deneyin. Namazı kıldık, dua faslı bitti, kalktık ve sordum. Kardeşim sen az önce Allah'tan ne istedin dedim. Kendinize bir sorsanıza. İnanın cevap alamıyoruz. Yani duayı bırak bizim duadaki şuurumuz, farkındalığımız bile kaybolmuş durumda. Halbuki dua dediğiniz ne biliyor musunuz? Amaç amaç, işin sırrı. Yani bizim imanımız ne kadar şiddetlenirse duayı avuç avuç o kadar edebileceğiz. Demek biz dua edemiyoruz çünkü imanımız hastalıklı, zaaf halinde, İçi yılanlar, çıyanlar dolmuş halde. Biz böyle bir marketten sipariş yazdırır gibi ürün seçer gibi dua ediyoruz ya. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah'ı tanımamak demek. Bizim bugünkü dersteki en temel meselemize girmeye başlayalım. En temel meselemiz şu. Dua araç değil, amaçtır. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Biz aslında bir şeyler istemek için dua etmiyoruz. Biz duayı edebilmek için dua ediyoruz. Yani sen bir dua edebildin değil mi? Artık başına, sonuna, neticesine bakmayacaksın. Senin dua edebilmen zaten bu işin amacıdır. Ama onun şartı neydi? İman ne kadar şiddetlenirse, farkındalığın, kulluğun ne kadar şiddetlenirse sen o kadar Rabbine avuç avuç yakarabilirsin. Ama bizler duanın komple mantığını yanlış biliyoruz. Biz Eksikler noktasında haşa Rabbimizden sipariş yazdırır gibi dua ediyoruz. Halbuki senin duayı edebilmen amaçtır. O arada Allah'ın verdiği hediyeler de nedir? Eşantiyondur. Yani araçtır. Hiç konuşulacak mesele bile değildir. Senin elini açıp bir şey talep etmendeki asıl amaç talebinin gerçekleşmesi değildir. Senin o kulluğunu ortaya sunabilmen. Ne demek istiyoruz? Namaz kılabilmen, neticesine bakmadan bir kulluktur. Oruç tutabilmen neticesine bakmadan bir kulluktur. Dua edebilmen neticesini umursamadan bir kulluktur. Bizler duayı istediğimiz neticeler için yapıyoruz ve kendi dilimizle kendi ettiğimiz duayı yok ediyoruz. Bakın duanın matematiği komple yanlış. Biz duayı araç ve vesile olarak kullanıyoruz. Hayır, hayır. Dua edebilmek bizzat amaçtır başında dua etmen için oluşan şartlar önemli değil. Neticesinde arzu ettiklerinin gerçekleşmesi önemli değil. Başı ve yahut sonunu aldırma. Senin dua edebilmen başlı başına bir amaçtır. Ama her şeyin gönyesini kaybettiğimiz gibi bunun da pusulasını kaybettik. Ellerimizi açtık. Sadece bir şeyler talep ettik. Halbuki ellerimi açabilmem olayın gerçekleşmesi için nihai sebepti. Daha sonra istediklerimiz gerçekleşmedi. Zaten o gerçekleşsin diye dua ettin ya. Ettiğin duayı, ettiğin dua ile iptal ettin, yok ettin. Sonra istediklerin olmadığında yahu istediklerim olmuyorsa haşa demek veren de yok diye şüpheye düştü. Yahu istediklerim olmuyorsa demek bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan veyahut Selefi Salihinden gelen dualar da hükmünü yitirmiş dedin, şüpheye düştün. Şüpheye düşmemizdeki ana sebep yanlış bir matematik içermektir. O kafamızdaki matematiği değiştirmek zorundayız. Dua bir araç, vesile değildir. Dua amaçtır, olayın kendisi senin dua edebilmendir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabe efendilerimizin hayatına baktığınızda çok şaşırtıcı bir olay göreceksiniz. Estağfurullah ihtiyaç gidermek için bir yere gidip gelirken bile dua etmişler mi? Dua etmişler. Şimdi bakın burada bütün matematikler alt üst oluyor. Biz kendi hayatımızı tahkik edelim. Bizim hayatımız şöyle. Şu tablet bana ait değil mi? Evet. O yüzden ben artık bu tablet için dua etmiyorum. Peki bu su henüz benim elime geçti mi? Evet. Geçmedi. Elime geçmeyenler için dua ediyorum. Ama sahabenin o mantığına baktığınızda bir yere adım atarken bir şeker almaya giderken kaybettiği ayakkabının bağcığı için her şey için dua ediyorlar. Olay ne biliyor musunuz? Dua Yakaladıkları tevhidin sonucudur. Bizler elimizde olanları kendimizden bildiğimiz için dua etmiyoruz. Henüz elimizde olmayanları Allah'tan bildiğimiz için onlara dua ediyoruz. Sahabe ise elinde olan olmayan ne varsa hepsini Allah'tan bildiği için tamamına dua ediyor. Bu neyin şuurudur? Tevhidin. Yani la ilahe illallah'ın şuurudur. Bizde ne eksik o zaman böyle dua edemiyorsak? Tevhid eksik. Tevhid Akait eksik, iman eksik zafiyet var. Yani bizim güzel dua edemememizin sebebi zafı imandan gelen yılanlar akrepler kalbimizi sarmış durumda. Onlar her anın ihtiyacını Allah'tan bildikleri için her ana dua etmişler. Bakın bakın iyi düşünün tuvalete girip çıkarken dua biliyor muyuz? Biliyoruz Su içmeye başlarken dua biliyor muyuz Biliyoruz yolculuğa çıkarken dua biliyor muyuz biliyoruz? Neden bu kadar şumullu bir dua hazneleri var? Çünkü her birisini Allah'tan bilen o ihtiyacı karşılayan esas sahibe dua edebilmiş. Bizler ne haldeyiz? Elimizde var olan haşa senin değildir ya Rab. Dikilmemiş ağaçları da lütfen bana geri ver diye dua ediyoruz. Şimdi markette sipariş yazdırmak değil de nedir bu? Yani biz duayı amaç değil araç olarak kullandığımız için ettiğimiz dualarla kendi duamızı iptal edip yok ediyoruz sonsuz aciz olan ve her şeye ihtiyacı olan bir insan ne yapar? İster. Neyi ister? Her şeyi ister. Demek ki neden sonsuz aciziz? Sonsuzu verenin dergahında her şeyi istemek için. Ne ince sırlar değil mi? Neden sonsuz aciziz? Her şeyi sonsuzun dergahından istemek için. Ama bize verilen nimetler ülfet oldu, alışkanlık oldu. Kimin verdiğini unuttuk. Kimin verdiğini unutursan Veren de kendisini hatırlatmak isterse ne yapması lazım? Elinden al. Elinden alması lazım. Anladınız mı? Başımıza gelen manevi alem dengeleri bozulduğunda maddi felaketlerin sebebi nelerdir? Anladınız mı? Çok sevdiğimiz ve rahatımızı sağlayan şeylerin elimizden alınmasının sebebi nelerdir? Anladınız mı? Hastalığın sebebi nedir? Arada rızkın kesilmesinin sebebi nedir? Arada sağlığın kesilmesinin sebebi nedir? Arada evinizdeki huzurun kesilmesinin sebebi nedir? Ne kadar kesiklik başına gelmişse senin tevhid probleminden duanı bir hakkıyla edemediğinden kaynaklıdır. Bizim dua için yaratıldığımız nereden belli? İsteklerimiz sonsuz ama sermayemiz sıfır. Ne demek bu? her şeyi, her şeyin sahibinden istemek zorundasın demek. Nasıl isteyeceksin? Ellerinle dua dua yakararak. Peki ben elimi açıp dua ederken asıl amacım Allah'ım kestiğin suyu bana geri verme. Hayır, hayır. Allah'ım sen suyu kestin çünkü ben kulluğu kestim. Allah'ım sen suyu kestin çünkü kestiğim kulluğu düzeltmek istedin. Beni kendime geri getirmek istedin. Suyun kesilmesiyle kesik olan kulluğumu anlayıp tekrar bütün irademi Allah'a tevcih edip yönlendirirsem ben sudan daha ciddi bir şeyle ıslanırım. Neyle? Marifetullah ile ıslanırım. Dağdaki keçinin iki ihtiyacı var. Bir arpa, bir su. Senin sonsuz ihtiyacın var. Sonsuz ihtiyaç ile yaratılmak, sonsuza olan ihtiyacını hissedip, sonsuzu verenin dergahında o kapıyı sürekli çalmak, yani sürekli dua edebilmen içindir. Demek biz bu manaları anlamazsak markette sipariş yazdırır gibi duayı devam edeceğiz ve böyle batıl bir dua ile kendi duamızı iptal ve yok edeceğiz hafizan Allah. Demek ruhtaki arayış, huzursuzluk hep manevi alemde ruhumuzun dengesini bozduğumuzdan kaynaklanıyor. Demek maddi alemde başımıza gelen musibetler sürekli manevi alemde nasıl dua edeceğimizin matematiğini bozduğumuz için kaynaklanıyor. Şimdi inşallah düzelteceğiz. Bir gün böyle dua dua yakaran birisini gördüm. Yanımda da bir pirifani, yaşlı bir ihtiyar vardı. Dedi ki, bak bak görüyor musun dedi. Eskiler dergahı ilahiden aynı bu zat gibi yakara yakara istermiş dedi. Demek yakara yakara Allah'tan isteyebilmek ne meselesi? İman ne meselesi? Mertebe meselesi. Biz niye ellerimizi açıp sanki çocuğumuzu kaybetmiş gibi Allah'tan isteyemiyoruz? Demek ki imanımız o mertebelerde değil henüz. Bakın size çok ince bir şey söyleyeyim. Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği insanlar, kulları kimlerdir? Kuşkusuz peygamberlerdir. Ya Rab madem sen peygamberleri o kadar seviyorsun. Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşlerinin eliyle kuyuya attırdın. Gecelerce o kuyuda inlettin. Ya Rab Seven sevdiğine böyle eder mi? Ya Rab, o kadar sevdiğin Yusuf peygamberi kuyuda neden inlettin? Ya Rab, seven sevdiğine böyle eder mi? Tam da böyle eder işte. Rivayetlerde geçiyor bunun hikmeti. Melekler niyaz ediyor ya Rab. Biraz daha inlet Yusuf peygamberi. Biz onun duaları ile aldığımız manevi lezzeti, manevi ziyafeti hiçbir şeyde alamadık. Çünkü amaç ne orada? Yusuf peygamberin kuyudan kurtulması amaç mı? Hayır! Yusuf peygamberin inleyerek dua edebilmesi amaç. Bakın dersi anlayamıyoruz ha. Niye anlayamıyoruz biliyor musun? Evle sıkıntı oluyor, işle sıkıntı oluyor. Bizim hayatımızın amacı o iş. Hayatın amacı o ev. Arkadaş onlar araç araç. Senin bir amacın var. Allah senden razı mı? Sen Allah'ın rızasına vasıl oldun mu? Rabbine yaklaşabildin mi? Sahabeye benzeyebildin mi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın ayak izlerine basabildin mi? Sen bunları yapabildikten sonra bütün araçlar senin için hakkın daha hayırlı değil mi? Öyle ama nerede bizde o kay? Bizde karıştı işler. Bizim amacımız ne biliyor musun? İnsanlar bizi sevsin. Kenemiz kanlansın yani cebimize para girsin. Bir yerde makamımız olsun. Al benili olalım, hoş olalım, güzel olalım. İşler yolunda gitsin. Şu saçma matematiğe baksana yumruk kadar mide için dünya işlerinin tamam. Ordu doyuracak dünyam var hala koşturuyorsun yumruk kadar mide için. Bunlar araçtı ama biz amaç ettik. Temelde problem nerede? İstemekte bile problemimiz var. Yusuf peygamberin kuyuda inlemesi kötü mü? Hayır, hayır. Onu amacına götürüyorsa başına gelen her hal güzeldir, haktır. Bakın, hadis-i şerifte ne diyor biliyor musunuz? Eğer Allah bir kulunu severse, dua edişini dinlemek için onu bir sıkıntıyla sınar. Amaç ne sizce burada? Senin dua edebilmendir. Madem seni duaya götürecek, biraz işlerin kötü gitse ne problemi var? Zaten Matrix gibi, ilizyondan bir dünya değil mi? Oyun ve oyalanma değil mi? Oyun ve oyalanma değil mi burası? Bırak oyna, bırak oyalan. Neden amaç yapıyorsun? Ayağının altına alacağım bu işleri. Biraz sağlığın gitti. Ama amaca vasıl etti mi seni? Kavuşturdu mu? Rabbini daha çok zikrettin mi, etmedin mi? O zaman senin halin acınacak bir hal değil ki dostum. Biraz rızkını çekti Allah, kısıtladı biraz etrafında aranı bozdu. Allah aşkına söyle Allah'a daha çok yakınlaştın mı yakınlaşmadın mı? O zaman bu araçlara senin dua ve şükretmen lazım. Bırak sahte dünya amaçlarını. Aldanıyoruz ama Allah hala bize merhamet edip aldandıklarımızın eliyle tokat vuruyor bize. Uyan şu gafletten diye. Bundan daha büyük merhamet, bundan daha büyük bir rahmet olur mu? Demek Allah Azze ve Celle musibetler ile bizi nereye çağırıyor? Dergahıma gel diyor. O ellerini aç yakar bana diyor çok şefkatli anneler de öyle yapar değil mi? Çocuk yanlış adım attığında şöyle onu bir okşar. Ne için? O yanlışlara gitme benim şefkatli sineme gel der. Sobaya koşan çocuğun anne şöyle eline vurmazsa çocuk o sobaya yapışacak. O ateşe sarılacak. Hangisi daha büyük merhametsizce? Ya demek Allah Azze ve Celle Yusuf peygamberi kuyuda tuttuğu gibi amaç neydi burada? Kulluğun şuuruyla dua edebilmesi seni de musibetlerle Dergah ilahiye çağırıyor. Lütfen artık anlayalım şunu. Başımıza her gelene ah, oh edip böyle meseleyi anlayamayız. Bu hakikatlere sığınmaktan, tutunmaktan, anlamaktan formülünü, matematiğini çözmekten başka çare yok. Kusura bakmayın her başımıza gelene tevekkül ehillerini tenzih ederim. Gafilleri kastederek söylüyorum. Her gafil gibi aman nasip, aman nasip diyerek tonla söylenen adamlar gibi olmayalım. Madem aman nasip, aman Rabbimin nikmeti altını kaz bakalım sebebi nedir? Biz kuyuya düşersek, ellerimizi açıp Rabbimizin dergahında kendimizi bulursak ortaya bir sır çıkacak. Nedir bu sır? Sır açıklanmaz ki ben de açıklayamayacağım. Bu derste o sırın ne olduğunu açıklayamayacağım ama o sır yoksa hiçbir şey yok. Bazen bir yemek yersiniz. Mesela annenizin yaptığı çok güzel bir yemek vardır. Aynı malzemeleri bana versen sence annen gibi yapabilir miyim? Mümkün değil ama aynı malzeme demek ki annenin yemeğinde bir sır var. O sırrı bilmedikten sonra neyi bilirsen bil. O patlıcanın en güzelini al. Etin git en güzelini al. Ama o sır yok ya. Demek ki sende hiçbir şey yok arkadaş. Bu duanın bir sırrı var. Bu ızdırabın, bu inlemenin, bu aczin, bu fakrın bir sırrı var. Bu sırrı bilmedikten sonra neyi bilirsen bil. İbadetin de sırrı bu. Ruhun derinliklerindeki bu sırrı yakalamak. Namazın bile sırrı. Senin dergahı ilahiyede aczini hissedebilmen. Oruç neden emredilmiş? Aç kaldı diye mi? Hayır, acizliğin sırrını alma diye. Haç neden emredilmiş? Demek onun içinde de bir sır var. Kalabalıklar içerisinde toplu bir şekilde o acizliği Allah'ın haşmeti ile Allah daha çok yakar, daha çok sığın, daha çok insanlarla omuz omuza ver diye. Bu sırlar bilinmedikten sonra ömrün namazda, ömrün oruçta, ömrün haçta geçsin. İnanın bana ahirette yüzümüze vurulma ihtimali çok fazla. Biz bu sırra talip olmak zorundayız. Üstad Hazretleri bu sırrı çok merkezi bir meseleden anlatacak. Anlamak için öncelikle dikkatimizi verelim. Sonra kendimizi Yusuf'un kuyusuna atalım. Evet buyurun. Bismihi Subhanehu. Bana hizmet eden küçücük bir Risale-i Nur talebesinin çoklar namına sorduğu sualine cevaptır. Şu suali bir dinleyin. Diyeceksiniz ki bu kadar kaliteli bir soru olduğu için bu kadar kaliteli bir cevap alabildik. Soruya bile hayran kalacaksınız. Evet. Sual. Üstadım. Yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi. Anladınız mı? Ne diyor? Yağmur duasına çıktım. Ama yağmur yağmadı. Evet. Faydasız kaldı. 2-3 defa bulut toplandı. Yağmur vermeden dağıldı. Neden? Şimdi Üstad Hazretleri yağmur duasını yağmur için yaparsak kabul olmayacağından bahsedecek. Garip oldu değil mi? İyi de yağmur duasına ne için yapacağım? Piknik için mi yapacağım? Hayır hayır. Yağmur için yapacaksın. Ama Üstad Hazretleri diyor ki yağmur duasını yağmur için yaparsan... Dua iptal olacak diyor. Çok ilginç bir mantık değil mi? Allah Allah. Demek yanılmışız. Şimdi bizler vakti gelince namaz kılıyoruz, değil mi? Mesela akşam namazını kılacağınızı nereden anlıyorsunuz? Güneşin batmasından anlıyorsunuz. Güneş battı, akşam namazının vakti geldi demek. Peki sen akşam namazını kıldın. Güneşin tekrar doğması için mi? Hayır. İşte aynı mantığı söyleyecek. Yağmurun kesilmesi de bir duanın vaktinin geldiğini gösterdi. Ama nasıl akşam namazı tekrar güneş açsın diye değil, yağmur duası da tekrar yağmur yağsın diye değil. Yağmur kesildi. Çünkü kulluğun eksikti ve duanın vakti gelmişti. Demek ki rızık duası rızık için yapılmaz. Ne için yapılır? Sağlık için mi yapılır? Hayır. Rızkının kesilmesi o duanın vaktinin geldiğini gösteriyor sana. Bak Güneşin batması akşam namazının vaktinin geldiğini gösterir. Güneşin tutulması, ayın tutulması o namazların vaktinin geldiğini gösterir. Yağmurun kesilmesi de tekrar yağmur gelsin diye değil, o vaktin duasının geldiğini sana gösterir. Allah Allah. Yani ay tutulsa, güneş tutulsa sen dua etsen de açılacak etmesen de doğru mu? Niye o zaman dua ediyoruz? Elimizi açıp yakarıyoruz. Sen dua etsen de o tutulma açılacak. Dua etmesen de açılacak. Demek amaç onların açılması değil. Ya Rab senin kudretini gördüm. Ve senin bu haşmetinin karşısında tek yapabildiğim şey secde edebilmek oldu. Yağmur kesildi neyi anladın? Ya Rab ben onun kesilmesiyle nimetleri kimden isteyeceğimi anladım. Tevhidi yakalıyorsun bak. Ya Rab sen sürekli yağmur veriyordun bana. Ben anlamadım senden olduğunu. Ya Rab sen o yağmuru kestin. Ben kimin verdiğini anladım. Ve böyle olunca kimin verdiğinin anladıktan sonra verenin dergahında dua edebilmeye başladım. Yani bu manada baktığında yağmur duası, yağmur gelsin diye bir araç mıdır? Değildir, amaçtır. Yağmur kesildi. Çünkü sen az dua ediyordun, vakti geldi. Rızkın kesildi. Duayı rızık için mi edeceğiz? Allah için edeceksin. Zaten Allah azze ve celle bizim bu iki yüzlülüğümüzden rahatsız. Şimdi benim seninle bir dostluğum var. Masada da oturuyoruz çok güzel muhabbetler ediyoruz. Sen bana olan sevginden kalkarken saatini, ayakkabını, tişörtünü hediye edeceksin. Çünkü çok sevdin beni. Ben bir gönüllü insanıyım anladın beni. Ama muhabbetin ortasında bir anlıyorsun ki ben seni meğer saatini kolundan almak için tavlamışım ne hissedersin? Yıkılırsın ya. Ne iki yüzlü adam dersin ya? Meğer saatimi istemekmiş amacı, beni istemek değilmiş. Bizim duamızda da böyle oluyor. Bizim amacımız Allah'ı istemek olması lazımken menfaat oluyor, ibadet olmuyor. Allah'ım yağmuru verirsen Rabbimsin, yoksa sana yeltenmeyeceğim, haşa. Rızkımı verirsen Rabbimsin, sonra sana yeltenmeyeceğim, haşa. Bir gün bir tanesi dedi de, namazdan konu açıldı. Kime malmık veriyorsa söyle ona kılsın dedi, haşa. Cümleyi görüyor musun? Sanki hayatı kendi satın aldı. Nefesi kendi satın aldı. Dünyayı kendi satın aldı. Ayağını, belini, böbreğini kendi satın aldı. Kaşını, gözünü sanki kendi aldı. Hanımını, çocuğunu kendi aldı sanki. Üç kuruş fazlalık için Allah Azze ve Celle'yi menfaatle kıyasladı. Bizim de ahvalimiz bu ölçülerde. Sıkıntı. Seni, senin için değil, saatin için istersen benden rahatsız olur musun? Allah Azze ve Celle'yi, duayı Allah için değil, Yağmur için istersek rahatsız olur mu, olmaz mı? Kerik görüyor işte otur duayı. O yüzden kendi duamızla duamızı yok ediyoruz. Mesele çok öldürücü bir mesele. Neyi öldürür? İmanını öldürür. Bu anlattığımız matematiğe sadece Yağmur duası olarak bakma. Ne için bakacağız? Kesilen her nimet için buna bakacaksın. Biz Kur'an'daki bu dersin formülünü anlamadıktan sonra manevi bir cehennem yaşıyoruz. Niye biliyor musunuz? Bir ürünü kullanma kılavuzuna göre kullanmazsan arıza verir mi? Verir. Şunu çay altlığı olarak kullandığında bu ekran kırılacaktır. Öyle değil mi? Şu kameraları çekiç olarak kullandığında o kamera kırılacaktır. Biz kendimizi de kullanma kılavuzuna göre kullanmadığımızda ne oluyor Ömer? sürekli arıza veriyoruz. Kalbimizde huzursuzluk, manevi bir cehennemler. İnanın dünya ve ahiretin saadetini konuşuyoruz. Bizlerin peşinde koşturduğu o mal mülkte daha keyfiyetli bir hayatta bilmem nerelere daha fazla tatile gitmekte de değil huzurun sırrı ve anahtarı. İnanın bu derslerde huzurun sırrı ve anahtarı. Biz burada dua ederken ne zaman kusurumuzu anlayıp tövbe edersek o zaman ne kalkacak ortadan? Sebep kalktığı için sonuç. Yani kalbimizdeki manevi azaplar da kalkacak. Allah azze ve celle bizi azap çekmemiz için mi yarattı? Hayır, hayır. Öyle değil. Ama ahiretimizi kaybetmeyelim diye nelerde bulunuyor? Küçük ikazlarda bulunuyor. Biz bu yarım yamalak duaları ede 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 dünyada da huzursuz kalıyoruz. Neden? Bak, dünyada yaptığın yanlışların sonucu sana bir manevi cehennem, küçük azaplar veriyorum ki ahiretin azabına düşme diye. Üniversite sınavına girmeden önce derslerde denemelere girer miydiniz? Ne için? Bak bu denemelerde tecrübe kazan, üniversite sınavında elin ayağın birbirine karışmasın diye. Bizim kalbimize giren manevi cehennemler ve azaplar da bak bu dualarını yanlış ediyorsun, kulluğunu yanlış yapıyorsun. Sana dünyada biraz manevi azap veriyorum, ahirette bütün bütün manevi azaba düşme diye. Olayın temel mantığı şu, bizde amaçla aracın yeri değişti. Senle benim dostluğumuz araç dostum. Benim evimde tesis etmeye çalıştığım ne varsa, Hiçbiri bu dünyanın amacı olamaz. Allah'ım bu dünyada bazı oyunlar oynuyorum ki amaç olarak sana daha fazla varayım diye. Allah'ım bazen biraz nefsimi oyalıyorum. Bazen arkadaşlarla gezip eğleniyorum. Bazen kafa dağıtmaya çalışıyorum. Fikriyatım beni çok yoruyor. Allah'ım bazen bir demli çay içiyorum gece. Biraz muhabbet edip kafamı dağıtıyorum. Onda bile amacım gece vakti sana daha çok yoğunlaşmaktır ya Rab. Biz de amaçla araç yer değiştirdi. Benim insanların gönlünü hoşnut etmekteki amacım insanlar değil. Ya Rab sen bundan razı olursun diye ben senin amacını belledim. Biz ihtiyacı olan bir insana yardım yaparken bile amacımız o insanı razı etmek değil. O insan da bir araç. Ya Rab ben o insanı memnun ve razı ederek yine senin razı olmanı amaçlıyorum. Biz de amaçla araç çok karışmış dostum. O kadar karışmış ki kulluğumuz da karışmış. Dünya namına bazı şeyler olmadıktan sonra Allah'ım sana yürüyemem diyoruz açık açık. Niye? Amacımız yer değiştirmiş. Böyle kul olur mu? Böyle köle olur mu? Böyle Allah'a gidilir mi? Seninle dostluk kurarken amacım saatin oldu mu? Beni hayatından siliyorsun değil mi? Sen neden bu yüzden beni hayatından siliyorsan Allah da kula kul olanı o yüzden siliyor işte. O kalpte başka muhabbet şirk çünkü. O kalpte başka korku da şirk çünkü. Kesilen nimette amacı Allah'ım bunları bana daha çok ver demek de bu nevi bir şirk. Amacım saatin değil, amacım sensin. Ya Rab amacım yağmuru tekrar ver değil, amacım sensin ya Rab sen. Biz talepte de şirke giriyoruz. Bu derste bunları çözmek, okulluğun ufkuna yürümek zorundayız. Yoksa vay halimize, vay halimize. Çok aldanıyoruz burada, çok. Dostluklarımız karışmış. Çocuğunu sevmen karışmış, çocuğunu sevmen. Çocuğun öyle amaç olmuş ki ona koşturmaktan kulluk olan namazını yapmıyorsun. Allah Allah. Ne haldeyiz biz ya? Devam edelim mi? El cevap. Yağmursuzluk bu çeşit dua ve namazın vaktidir. İlleti ve hikmeti değil. Çok güzel değil mi cümle? Asıl sebep yağmur yağsın değil, senin kulluk edebilmen. Evet. Nasıl ki güneş ve ayın tutulması zamanında küsuf ve husuf namazı kılınır ve güneşin grubuyla akşam namazı kılınır. Öyle de yağmursuzluk, kuraklık yağmur namazının ve duasının vaktidir. Allah Azze ve Celle kendi büyüklüğünü ve nimetlerin kimin elinde olduğunu göstermek istiyor. Sen de bunun karşılığında dua ile, namaz ile, secde ile o adzini o dergah-ı ilahiyeye iletileceksin. Peki duamız neden kabul olmuyormuş? Bize bakan yanıyla söyleyelim. Biz kendi duamız ile o duamızı iptal ve yok ettiğimiz için Dualarımız kabul görmüyor. Evet. Devam. İbadet ve duanın sebebi ve neticesi emir ve rıza ilahidir. Faydası uhrevidir. Şimdi bizim burada elimizi açtık dua ediyoruz değil mi? Bu dua Allah içinse ibadettir. Arzularım içinse menfaattir. Anladık mı nasıl yer değiştirmiş birbirinden? Biz niyetin neye ediyorsak amacımız olur. Benim niyetim Allah'ım kırılan gözlüğümü bana tekrar verse amacım bu. Bu amaç ilerlerse ilahım da bu haşa. Ama Allah'ım ben buradan anladım ki sen tekrar dergahına çağırıyorsun. Benim tek amacım seni razı etmek dediğimde olayı anlarım ki niyet belirliyor. Şimdi ben 40 gün aç kalsam oruç olur mu? İbadet olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü onun niyeti başta olması lazım. Niyeti nedir? Allah'ım senin rızan için oruç tutuyorum. Bakın niyeti olmadıktan sonra ömür boyu aç kalsan birdir hem sevap alamazsın. Anladınız mı nasıl karışıyor? Allah Allah. Bir gün birisiyle muhabbet ettim de dedi ki ben de hocam dedi bir zaman bu abdest, ibadet, dua işlerine sardım. Ama neticesinde işlerim yolunda gitmedi. Bıraktım. Ne güzel ya. Dedim ki sen nasıl dua ettin? Nasıl niyet ettin mesela dedim namaza başlarken. Dedi ya nasıl niyet edeceğim dedi ya. Niyet ettim Allah rızası için. Dedim ki yanlış niyet etmişsin. Sen dedim diyeceksin ki elini açıp ya Rab niyet ettim. Dükkanıma daha çok para girmesi için diyeceksin o öyle olacak. Olur mu öyle şey dedi ya. Namaz onun için kılınır mı dedi. E madem namazın amacı ve niyeti Allah'ım sen benden razı olsa ...neticesinde sermayem ne olmuş, dükkanım ne olmuş diye menfaat olarak beklenir mi? Beklenir mi? Beklenmez. Madem niyetin Allah'ım sen razı olsa o iftitah tekbirini alırken... ...neticesinde hiçbir şey isteyemezsin. Nasıl karışmış görüyor musunuz? Nasıl? Allah Allah. Peki bir duanın, bir namazın, bir orucun neticesinde... ...Allah'ın bizden razı olup olmadığını nasıl anlarım? Dua ettim, namaz kıldım ve dua ederken de yani biliyorsunuz başıma iş geldi. Sağlıktır yokluktur. Değil mi? Bekarımdır, Allah'ım hayırlı bir iştir. Duadan kalktım, namazdan kalktım ilahir. Bir ibadetin neticesinde Allah Azze ve Celle'nin benden razı olup olmadığını nasıl anlarım? Süpersin. Kalbimdeki rızadan anlarım. Bir olayın neticesinin ne olduğu umurumda değilse ve ben Rabbimden razıysam bu şu demektir. Allah senden razı olduğu için kendisini razı etti. Yani ben neticeye karışmıyorum ya Rab deyip razı olmamın sebebi Allah bundan razı oldu ve kalbimi de razı etti demektir. Biz yıllarda ne istiyoruz? Allah'ım senin rızanı istiyorum. Allah'ın rızasının olup olmadığını nereden anlayacağım? Kalbimden anlayacağım. Çünkü bu işin matematiği şudur. Bir kul başına gelen her şeyin sonucunda ''Ya Rabbi ben senin verdiğin her şeyden razıyım'' derse Allah Azze ve Celle de o işin neticesinde ey her şeyden razı olan kulum gel şimdi ben de senden razıyım diyecektir. Nasıl matematik? Bu işin sırları bu formüllerde. Bu işin sırrını bilmedikten sonra neyi bilirsen bil. Başına bir hal geldi. Aradan bir iki saat geçti. Kalbin karıştı. Niye karıştı biliyor musun? Çünkü neticeye karıştı. İçin sıkıldı. Kalbin daraldı. Ellerinle saçlarını yoldu. Niye bu hal? Allah Azze ve Celle'nin yapacağı neticeye karıştın ve senden razı olmadı, sonra da kalbin karıştı. Çok ufacık mesellerde heyecana geldiğimiz, olumlu olumsuz manada konuşuyorum. Ya gereğinden fazla sinirlendik ya gereğinden fazla sevindik. Çok oluyor değil mi? Niye oluyor biliyor musunuz? Çünkü gereği gibi neticeyi Allah'a teslim edemedik. Ya Rab netice benim değildi. Senin her yarattığına razı gelecektim. Amaç ara çok karıştı. Sebep netice çok karıştı. İllet hikmet çok karıştı. Dua dua çok karıştı. Duayı edemiyoruz. Ne için dua ettiğimizin farkında değiliz. Marketten sipariş ister gibi ben siz bir şekilde Allah'tan bir şeyler isteyip isteyip duruyoruz. Öyle istenmez mi? Başta Allah'ı istersen o eşantiyonlar zaten olur. Ama başta Allah'ı istemezsen onların hepsi ancak menfaat olur ve onların eliyle tokatlanırız. Devam edelim mi? Eğer namazdan, ibadetten dünyevi maksatlar niyet edilse, yalnız onlar için yapılsa o namaz battal olur. Yani ben dünyevi bir şey için namaz kıldım. Ne oldu namazım? Ya peki batıl oldu ne demek? Yok oldu, silindi mi demek? Keşke öyle olsa. Ne demek biliyor musun battal oldu demek? Sadece iptal oldu demek değil, seni delalete de götürdü demek. Çünkü Allah'ın dergahı için yapmadın. Kula kul olmak için yaptın, menfaat için yaptın. Sadece amelin mi iptal oldu? Hayır, seni delalete de götürdü. Bakın Üstad Hazretleri ne diyor? Çok iyi dinleyin. Baş ile yapılan secde Allah için yapılırsa ibadettir, gayrısı için dalalettir. Elimi açtım, dua ettim. Başka şeyler için ettim. Sadece duam mı yok oldu? Hayır. Bir de beni sapkınlığa, dalalete götürdü. Allah bir kuluna merhamet ederse Okul esbaba eğildi mi onun eliyle tokatlar. Hani bazen en yakınımız halden anlamıyor. Annemiz, babamız, abimiz üstümüze hücum ediyor. Niye biliyor musun? Neticeyi onlardan bekliyoruz. Onun eliyle tokatlıyor bizi. Vallahi rahmet, billahi rahmet. Ya bu denemelere girmesek de üniversite sınavında gerçekle karşılaşsak? Ya dünyada bu ufak azaplar olmasa da cehennemde bütün bütün olsa? Bırak dünyada kısım kısım üzül ama ahirette bütün bütün mutlu ol. İmtihan diyarı değil mi ya? Neyi bekliyoruz ya? Evet buyurun. Mesela akşam namazı güneşin batmaması için ve husuf namazı ayın açılması için kılınmaz. Öyle de bu nevi ibadet yağmuru getirmek için kılınsa yanlış olur. Yağmuru vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Biz vazifemizi yaptık, onun vazifesine karışmayız. Allah'ın vazifesine karışmak nedir? Hocanın ders anlatımına bir talebenin karışması nedir? Matematik anlatma git bana biyoloji anlat. Hayır ya bu soruları istemiyorum. Olur mu? Hadsizlik olmaz mı? Netice madem Allah'ın vazifesi ise senin karışman. Yağmur ver, o rızkı geri ver, o huzuru geri ver. Ben bunu istiyorum illa bunu bana geri ver demen. Hadsizlik olur mu olmaz mı? Ya evet. Gerçi yağmur namazının zahir neticesi yağmurun gelmesidir. Fakat asıl hakiki en menfaatli neticesi ve en güzel ve tatlı meyvesi şudur ki... Şimdi burayı okumadan önce iki şeyi bilmemiz lazım. İki çeşit sebep vardır. Bir, zahiri yani görünen sebep. iki hakiki, hakiki sebep. Şimdi çıkardım İbrahim abi silahla vurdum seni. Zahiri ölme sebebin nedir? Kurşun. Şimdi mahkemeler, davalar kurşuna mı açılacak? Kime açılacak? Sıkan ele açılacak. Niye? Hakiki sebep benim çünkü. Yahu böyle bir meselede hiç kimse zahiri sebebe bakmazken başımıza gelen olaylarda bir depremde, bir felakette, bir hastalıkta, bir selde kurşuna bakıyoruz da neden tetiği çeken hakiki sebebe bakmıyoruz? O tetiği çeken el niye çekti bunu? Rızkı kesildi. Zahiri sebep işler yolunda gitmedi. Hakiki sebep nerede? Tetiği çeken nerede? Amaç ne? Olay ne? İnmiyoruz altına. Yağmur kesildi. Zahiri sebep bulut gelmedi. Hakiki sebep Birisi göndermedi. Ne için göndermedi? Olay nedir? Amaç nedir? Bizde zahiri sebep, hakiki sebep bunlar da birbirine girmiş durumda. Peki burada zahiri sebep, hakiki sebep diye Allah Azze ve Celle neden böyle kademeli sebep yaratıyor? Amaç ne? Amaç Ebu Cehiller zahiri sebebe takılsın, ayıklansın, elensin. Ebu Bekirler de hakiki sebebe vasıl olsun, kavuşsun diye. Hangisisin? Hangisiyim? Hangisiyiz? İşte buradan anlayacaksın, buradan başına gelen o imtihanlardan anlayacaksın. Neye takıldın? Nerede aradın? Nerede buldun? Biz daha onun bizi bizden iyi bildiğine bile razı değiliz. Razı olsak başımıza gelenlerde deriz ki Ya Rab ne olduğunu bilmiyorum ama ayarım kaçacaktı. Sen benim ayarımı düzelttin. Ustam sensin. Beni en iyi bilen sensin. Beni tehzip eden, o ayarlamayı yapan sensin. Bütün benlikteki var olan esmalarımı akıtan sensin. Tabii ki beni en iyi sen bileceksin deyip razı oluruz. Olmuyoruz. Niye olmuyoruz? Niye? İmanımız maalesef yerlerde o yüzden olmuyoruz. Dua bile edemiyoruz. Niye? Tevhidimiz yerlerde o yüzden. Ne acı durum değil mi ya? Ne acı durum. Bunun için yaratıldık abi Ya. Şimdi bu hakiki sebep, zahiri sebep konusundaki en güzel örneği verelim. Nedir? Paradır yani. Bizim en büyük sebebimiz paradır. Hakikisi de paradır, zahirisi de paradır. Şimdi Allah Azze ve Celle bazen birisine parayı fazla veriyor. O kişi parayı tamamen kendisinden biliyor. Halbuki amaç ne orada? Ben başkalarının rızkını senin rızkının içinde gönderdim. Ne yapasın diye? dağıtasın diye. Senin başkasının rızkını ya bunu ben kazandım diyerek yemen haramdır haram. Zekatı verilmemiş para haram. İmkan varken Allah'ın sana buyurduğu şekilde kullanılmayan para haram. Senin bir hırsızlık parası yemenle zekatı verilmemiş bir parayı yemen arasında bir fark yok. O da haram o da haram. Kendimizden biliyoruz. Biz daha verdiklerine şükretmemişken vermediklerini de istiyoruz Allah'tan. Allah'ım daha çok ver daha çok ver. Bize ancak para değil, servet değil ne gelir? Tokat gelir bunun neticesinde ve o gelen tokat rahmettir. Çünkü biz en büyük yanılgıya düşüyoruz. Kendimizden biliyoruz. Kim gibi? <laughs> Karun gibi. İnnemâ utîtuhu alâ ilm. Bu benim ilmimdendir bu zenginlikler. Siz kimden istiyorsunuz? Nerede Karun? Karun da güvendikleri de yerin dibinde. Bir gün mahşer kalabalığında sorguya çekilirsen, çağır şimdi o güvendiklerinde seni kurtarsın derse ne yapacağız? yapmayalım. Oraya gitmeyelim. Şimdi anlayalım. Buyurun devam edelim. Herkes o vaziyetle anlar ki onun tayinini veren babası, hanesi, dükkanı değil. Nereden anlıyor? Yağmur kesildi ve hiçbirisi bunu getiremiyor. Bak sırrı görüyor musun? Şimdi suyu ben babamdan isterdim. Ekmeği annemden isterdim. Yağmur zaten kendi kendine yağıyordu haşa. Kesildi. Ya bu kendi kendine değilmiş. Biri vanayı kesti. Anne versene veremiyor. Baba versene veremiyor. Anladım ki hiçbiri veremiyor. Bak şu sırrı anlarsan daha büyük bir yağmur yağdı onu anlarsın. Ne yağmuru? İman yağmuru. Hidayet yağmuru, tevhid yağmuru. Yağmurun gelmesinden daha büyük bir yağmurla ıslandı sen halbuki. Allah Allah. Bakın bizim yaratılış gayemiz nedir? Allah'ı bilmek. Peki yağmursuzluk bize Allah'ı bildirdi mi? Bildirdi. Madem yağmurun kesilmesi Allah'ı bildirdi. Allah'ı bilmekten daha büyük yağmur olur mu? İmkanı yok. Allah Azze ve Celle yağmurun gününü niye gizliyor? Neden bir anda kesiyor yağmuru? Çünkü bizi en çok terbiye eden şey nimet. Bak bir nimet sürekli gelirse biz de önce nimet kalitesini ve kıymetini yitirir. Bakın şu parmağı olmayan arkadaşlarınızı bulun. Her gün ona şükredecektir. Ama size soralım içimizden birçoğu bu parmağı bugün şükretmemiştir. Ben de bunları bir gün dizimi kullanamadığımda, bir gün başka hastalığa yakalandığımda anladım. Dedim ki ben daha önce bunların varlığının farkında bile değilmişim. Nasıl anladım varlığını? yokluğunda varlığını anladım. Peki şu nimet düzenli geliyor bana. Düzenli geliyorsa tadı lezzeti kalır mı bende? Kalmaz. Sonra birden kesildi. Ben önce neyin farkına varırım? Nimetin. Sonra o nimetin lezzetine varıp devamında neyin farkına varırım? Nimeti verenin. E benden yağmur alındı ama ben daha büyük bir şeyle ıslandım. Neyle? Allah'ım sen yağmuru kestin. Ben önce nimeti sonra nimeti veren seni buldum yağmurun kesilmesinin altında yatan hakiki sebebe bakar mısın lütfen ya? Nasıl derin bir mana? Anladın mı Yusuf Aleyhisselam kuyuda inleyerek neyi buldu? Yunus bin Metta balığı karnında neyi buldu? Zekeriya peygamber kör testerelerin altında neyi buldu? Musa peygamber Medyen'e gitmek zorunda kalırken neyi buldu? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Taif'te taşlanırken neyi buldu? Mina çadırlarında gezerken, üzülürken, üzgünken neyi buldu? Miracı buldu miracı. Bu işin adetullahı bu. Tayif'te taşlanmadan miracı bulamazsın. Yağmursuz kalmadan yağmuru ve yağmuru vereni bulamazsın. Etrafındaki rızıklar ve imkanlar kesilmeden onların kıymetini ve asıl onları verenin kıymetini bulamazsın. Konu yağmur değil anladın mı konuyu? Konu kesilen nimetler. Sebep ne? Beni bul beni. Saatimi isteme. Menfaat isteme beni iste. Sen alınıyorsun saatini istediğimde. Meğer iki saat gönlümü saatimi kapmak için yapmış. Sen neden alınıyorsan Allah Azze ve Celle'nin de o yüzden gayretine dokunuyor işte. Öfkesini çekiyor işte. Çünkü amaç ibadet, amaç menfaat değil. Bugün devam edelim. Belki onun tayinini ve yemeğini veren koca bulutları sünger gibi ve zemin yüzünü bir tarla gibi tasarrufunda bulunan bir zat onu besliyor rızkını veriyor. Hatta en küçücük bir çocuk da... Bakın burası çok ilginç. Küçücük bir çocuk da, evet. Daima aç olduğu vakit validesine yalvarmaya alışmışken, o yağmur duasında, küçücük fikrinde, büyük ve geniş bu manayı anlar ki... Şimdi çocuk her şeyi kimden istiyor? Annesinden, annesinden istiyor. E bir bakıyor ki annesi de başkasından istiyor. Ne diyor çocuk? Ya ben her şeyi veren annem zannediyordum. Meğer annem de her şeyi veren değilmiş. Bak bak inceyi görüyor musun? Şimdi biz böyle para pul kazanıyoruz ya. Biz bunlarla her şeyin verildiğini zannediyoruz. Hadi o parayla şeftali armut yapsana Allah vermesin de. Hadi bir yağmuru yapsana Allah vermesin de. Bak çok ince bir şey sorayım mı? Bir kafalarınızı boşaltmanız lazım ama. Şimdi klasik gelecek ama gelmemesi lazım. Dikkatli dinleyelim. Kardeş niye yağmur yağsın ki? Niye yağsın? Sebebi ne sebebi? Bize lisede anlatılan önce bu sonra bu sonra bu oldu sıralamasını sormuyorum. Gerçek sebebini soruyorum. Niye yağsın ya? Lise sıralarındaki verilen sıralama sebebi değildir o sıralamasıdır. Ben hakiki sebebini soruyorum. Niye yağsın ya? Niye biliyor musun? Seni bilen birisi o yağmuru verme rahmetiyle seni bildiğini bildirmek istiyor. Ben yanındayım. Ben kuşattım seni korkma alemden. Şu suyu sana uzattım ne oldu biliyor musun? Sen telledin. Ben seni biliyorum terlediğini ve seni bildiğimi sana bildirmek istiyorum. Şimdi bu tevhid dersi mi değil mi Allah aşkına? Biz ama gaflete dalıp ne diyoruz? Yeryüzünü insan yönetiyor. Bir yağmur vermesin de yönetsin o insan. Bir ay kesin. Olur mu? Birbirimizi yer miyiz yemez miyiz? Subhanallah. Devam edelim buyurun. Bu dünyayı bir hane gibi idare eden bir zat hem beni hem bu çocukları hem validelerimizi besliyor, rızıklarını veriyor. O çocuk söylüyor bunu. Her şeyi anneden istiyordum. Baktım annem de başkasından istiyor. Olayı anlıyor bak. İnanın bu kadar basit. Biz egoist olduğumuzdan basit anlamıyoruz. Çok basit bir ders yani. Anlamacı ile inşallah kalbende o basiti yakalarız. Evet. O vermese başkalarının faydası olmaz. Öyleyse ona yalvarmalıyız der. Tam imanlı bir çocuk olur. Şimdi bizim bu yaptığımız karışıklık var ya. Amaçla araç karışıklığı. Bizler bunun hesabının olmayacağı zannına düşüyoruz. Allah da hesabı var. Bak başta sana numuneciğini veriyorum. Neydi numuneciği? Kalpteki manevi cehennemleri veriyorum ki o büyük cehenneme düşme diye. Allah Azze ve Celle bize bir şey daha veriyor. Muhasebesini edebilmek için hatırlamamızı veriyor. Biz zannediyoruz ki hatırlamayı onu da biz yapıyoruz zannediyoruz. Şimdi eskiden bakkallar da veresiye çok olurmuş. Şimdi bakkallar o dönem iki veresiye defteri tutarmış. Birini kendi tutuyor birisini de sana tutturuyor ki ne yapacak? Günü geldiğinde muhasebeyi birlikte yapalım. Buyurun karşılaştıralım diye. Siz de muhasebecisiniz. Siz de o şekilde yapıyorsunuz değil mi? Çoğu şeyi iki defter tutuyorsunuz ki karşılaştırılsın anlaşılsın diye değil mi? Allah da bize aynı şekilde iki defter vermiş. Defterin birisini levh-i mahfuzda Allah azze ve celle kendi tutuyor. Birisini de kendi hafızamızda yine kendi tutuyor. Bana tuttursaydı istediğim zaman silebilirdim. Unut. Unut bakayım. Geçen yıl yaptıklarını unut. Unutabiliyor musun? Ben eğer hafızamdakileri unutamıyorsam ne demek biliyor musun? Allah seni sana yazıyor demek. Ben yazsaydım İsmail silebilirdim. Ama ben silemiyorum. Demek birisi beni bana yazıyor. Hem de nasıl yazıyor biliyor musun? Dokunduğum soğukluğu hatırlıyorum ki sobaya dokunmam sıcak diye. Ocağa dokunmam sıcak diye. Dilime değeni hatırlıyorum. Neden bu iki defter tutuluyor? Gün geldiğinde hesap defterleri açılacak. Muhasebeye çekileceğiz. O gün gelmeden kendini muhasebe et. Mutu kable ente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Ne demek bu? Ölmeden önce kendini defalarca öldür. Hesap defterlerini aç. Bakalım birbirlerini tutacak mı acaba? Allah Allah. Şimdi biz doğuda medreseler ziyaret ettik. Hamdolsun çok fazla Seydalardan dualar aldık. O duaları da sizlere armağan ediyoruz. Allah onların yokluğunu vermesin. Onlar bizim kökümüzdü. Biz kökümüze gittik, bir de meyveyi gösterdik. Nasıl acaba meyveler aşılanmış mı diye? Allah razı olsun. Çok üst düzen ettiler, çok dua ettiler. Her birisi bizleri bildiğini, tanıdığını, takip ettiğini, çok dualar ettiğini söylediler ve gözleri böyle sanki kökümüze kavuştuğumuzu bize delil olarak gösterdi. Allah onların eksikliğini vermesin. Biz onları gördüğümüzde şunu da anladık. Allah onlara hangi sermayeyi vermişse o sermayeyi tanımışlar ve o şekilde kullanmışlar. Şimdi Seyda'ların birisinin yanındayken bir arkadaş vardı bir soru sordu. Ya dedi Seyda herkes tebliğ etmek zorunda mı dedi. Orada Seyda da Allah razı olsun biraz bize yöneltti meseleyi. Ben de dedim ki sen tebliğ deyince neden sadece dilini işin içine karıştırıyorsun? Senin paran tebliğ değil mi? Kuvvetin tebliğ değil mi? Biz işin kolayına kaçıyoruz. Olay şu, Allah sana hangi sermayeyi verdiyse o sermayeyi tanıyacaksın ve o tanıdığın sermayeyi onun yolunda kullanacaksın. Yoksa çatır çatır hesap vereceksin. Olayı sadece dil gözüyle bakıyorsun. Niye dil gözüyle bakıyorsun? Bazen gücün, kuvvetin İslam'a fayda vermeyecek mi? Bazen bir iş çözme kabiliyetin, bazen sabrın, bazen bir boyama ustalığın. Bunlar Allah için değil mi? Bunlar İslam için değil mi? Neden sadece dili işe karıştırıyorsun? Sana verilen sermaye neyse bulup keşfedip, çatır çatır kullanmak zorundasın. Ben matematik öğretmeniyim. Neden biyoloji değilim? Demek ki ben bana verilen sermayeyi keşfetmişim. Benden filan kes bir sporcu olabilir ama benden futbolcu olmaz. Gerçekten hiç kabiliyetim yok. Sakatlığım da var. Yani Messi'nin, Ronaldo'nun ustalarını getirseniz benden futbolcu çıkar mı? Çıkmaz. E ben dünyada neye kabiliyetim olup olmadığını anlıyorken, ahirette neye kabiliyetim olup olmadığını niye anlamıyorum? Dünyada nasıl anlıyorsun? Deneyerek. Ahirette de öyle anlayacaksın. Neden sadece işi direk kullanıyorsun? Belki sana doktorluk verildi, belki öğretmenlik verildi, belki sermaye verildi, zenginlik verildi, servet verildi, elektrikçilik verildi, camcılık verildi. Bazen sabırla bir duruş verildi, bir çorba karıştırılma verildi, güzel kabiliyetin vardı, Allah için anlatmak verildi. Neden sadece işi bir noktaya sınırlandırıyorsun? Böyle kurtulamazsın. Allah sermaye olarak sana hangi nimeti verdiyse, aynı cinsiyle onu ödeyeceksin. Çatır çatır hesabı var bu işin. Kolaya kaçıyoruz. Dünyada da öyle yapsana. Dünyada da kolaya kaçsana. Dünyada da tek çeşit yemek yesene. Neden o kadar çeşit yemek yiyorsun? Tek çeşit keyfin olsun. Neden o kadar çeşite gidiyorsun? Neden ahirette bu çeşitleri denemiyorsun? Kabiliyetin nedir? Neden onu zorlamıyorsun? Dünyanın keyfi için basket, futbol, boks kabiliyetleri ortaya çıkıyor. Onun keyfine bakıyorsun da. Ahiret için neye kabiliyetin var? Niye ortaya çıkarmıyorsun? Bu iş sadece okumak işi mi? Bu iş sadece anlatmak işi mi? Diğer işleri kim yapacak? Neye kabiliyetin varsa onu ödeyeceksin. Ne verdiyse onu vereceksin. Başka türlü kurtulamazsın. Allah Azze ve Celle bize servet verip bizi deniyor. Biz onun verdikleriyle onu unutuyoruz. Dünya serveti adeta deniz gibidir. Üzerinde yüzebilirsen ne ala? Deniz suyu geminin içine girmeye başlarsa bittin. Dünya serveti deniz gibidir. Kalbin üzerinde yüzüp asıl amaca gidebilirsen ne ala? Dünyanın muhabbeti kalbine girdi mi? Bittin. Normalde denizin suyu gemiyi bir yerden bir yere taşımak içindir. Ama içine denizin suyu girdi mi bittiğin yerinde bataklık gibi batar boğulursun. Normalde dünya sermayesi ve zenginliği bizi Allah rızası için bir yerden bir yere taşımak için kullanılacak araçlardır. Ve bu araç cihetiyle Allah en çok Müslümanlara versin inşallah ki elbet bir gün verecektir. Dünyanın sermayesi terakkisi de Müslümanların elinden dönecektir. Ama şu an halimiz o kadar üzücü ki biz o verilen servetlerle denizin üstündeki gemi gibi bir yerden bir yere daha kolay gitmeyi kullanacakken o sevgi ve sermaye kalbin içine giriyor bataklık gibi bizi hareket ettirmiyor. Bakın Allah'ın verdikleri nimet midir yoksa Allah'ın belası birer nikmet midir anlayacağım bir şey daha. Verdikleriyle Allah'a daha mı çok koşuyorsun yoksa verdiklerinden dolayı ben Allah'a hareket edemiyorum diye bahanelere iman mı ediyorsun? Zenginlik bir dönem İslam'a hizmet için verilmişti. Şimdi vesileliğini yitirdi, araçlığını yitirdi, hedef oldu, amaç oldu, bizi bataklığa çekti. Ya bize Cenneti satın alabilecek sermaye verildi. Biz o sermayeyle üç kuruşluk dünyayı bile satın alamıyoruz. Bir de bu kerizliğimize kendimizi ne zannediyoruz? Ya ne de güzel ticaret yaptım diye kendimizi akıllı zannediyoruz değil mi? Yarım dünya elimize verilmiş cennet sermayesiyle bir de affedersiniz keriz gibi seviniyoruz. Allah muhafaza etsin. Ama sen Allah'ın muhafaza etmesi için ne yapıyoruz? Subhanakallah ilma lana illama allamtanaka talimul hakim va akhiru dawananismillahir-rahmanir-rahim al-fatiha masalan